Demek sensin ha? Kaderimizi değiştirecek adam sensin demek. Tak, tak, tak. Nasıl hallettim ama? Aferin sana kitapsız. Helal olsun, ne diyeyim? Şimdi bütün düşmanlarımız bir daha düşünmek zorunda kalacak. Bütün kartlar bir daha yeniden karılacak. Kartları karalım derken babası bulma Neşet. Görmek için mi geldin buraya? Akif dikkat et. Dur. Otur yerine. Bence de. Hatta teslim ol. Bu işi aramızda çözelim. Dışarıda onlarca adamım varken neden teslim olayım ki? Gidin bakın çabuk. Daha pencereden kafasını uzatmadan yer kuşunu beynine. Yürü yürü. Etrafta kimse yok. Yalan söylüyor. Tahmin etmiştim. Astur. Astur. Nereye gitti bu? Bulun hemen çabuk. Nereye gitti bu adamlar? Hala bulamadınız mı? Nereden ateş ediyor bu adam? Şu tarafta galiba. Buradan canlı çıkamayacaksınız. Sen bir sus bakayım. Kahretsin. Etrafınız sarıldı. Atın silahlarınızı. Astur. Ne diyorsun? Blöf yapıyor baba. Aklınca bizi oltaya getirecek. Yalnız bu adam. O zaman yaşatma şu herifi, koş. Yürüyün lan, bulalım şu adamı. İstediğin kadar etrafımı sarabilirsin. İster timinle, ister orduyla gel. Kalbin şu anda benim elimde Akif. Ayşegül yanımda. Bırak beni hayvan! Kız arkadaşın da senin gibi hat hudut bilmiyor Akif. Cesetleriniz birbirine çok yakışacak. Akif Sebo Balta, indirin şu herifi. Arçel, Şota, Lasa istersen. Kimse yok ki kızım burada. Neredesiniz oğlum? Neşet Ayşegül'ü aldı. Karakaplı da yanında.
Hemen buraya gelin çabuk. Abi ne diyorsun sen ya? Neredesiniz peki abi? Olmuş. Ver abi adresi. Evet. Abi Sebo ile İlker yok yalnız. Baltayla ben varım, bilgin olsun. Geliyoruz abi, geliyoruz inşallah. Çok yakınız sana, geliyoruz abi, dayan. Neredeymiş? Alemdağ'daymış birader. La oğlum, yakındayız diyorsun adama, daha köprüyü geçmedik. Ne diyeyim birader? Abi siz takılın, biz en son geldiğimizde sizin cenazenizi kaldırırız abi mi diyeyim birader? Lan oğlum, moral olsun diye dedim lan adama, anlasana. Moral olsun. Akif abi şimdi biz geleceğiz diye coşar da coşar, seyret. Ya sen ne kadar olumsuz bir adam oldun ya. Ya sen neden böyle oldun, Allah'ını seversen ya. Karnım aç. Ondan. Ben yedek lastiği çıkarayım kardeşim, kemirirsin. Midenin suyunu alır, nasıl? Yürü git. Yettik Akif abim, lan! Yettik! Uğah! Sen şu hena. Aklınca bizi yiyor, etrafını sarıldı ayağına. Baba, tek başına bu. Adam falan da yok yanında. Seninkinin mumu yatsıya kadar bile yanmadı. Size haksızlık olmasın diye tek başına gelmiş demek. Ha. Ne duruyorsunuz? Gelip gebertin şunu. Tamam baba. Geç o tarafa. Geç. Bir şey alın, siz de vurun. Çöküp ellerimi de başımın üzerine koyayım mı? Lan yine mi kaybettiniz? Abi adam bir orada bir burada. Kaş göz arasında kayboluyor. Hay sizin yapacağınız işe be. Hay sizin yapacağınız işe. O kadar adam bir adamla baş edemediniz. Birbirinizi vurdunuz. Sıkacağım gırtlağını şimdi. Git bul şunu hadi. Kitapsız ne oldu? Hala bulamadınız mı? Birazdan alıyoruz Akif'i baba. Birazdan. Şeytan oldu götürdü. Satamadı getirdi. Nerede kaldı?
Abi tam kapıdayız. Bir dakika yoldayız Akif abi. Hala kapıdayız diyor ya. Geldik abi geldik, merak etme geldik. Aga nereye geldin çok merak ediyorum ha. İnternetten bir bak hangi sokak. Oğlum daha mahalleye gelmedin lan, ne sokağı? Allah Allah, sen başa bela mısın birader? Kapıdayız diyordun, şimdi sokağı bulamıyor. Ne oldu? Allah aşkına sus. Allah aşkına sus, başka hiçbir şey istemiyorum senden. Yeter ki sus. Hala mı bulamadınız kitapsız? Burada bir yerde saklanıyordur kesin. Buluruz şimdi baba. Rahat ol. İşte orada. Ayşegül dikkat. Davetime icabet ettiğimiz için Allah sizden razı olsun. Estağfurullah Aslan Bey. Biz senin efendin değil, hizmetkarınız. Estağfurullah. Önemli bir gelişme olmasaydı sizi rahatsız etmezdim. Bir adam var, yabancı. İngiliz. Eski istihbaratçı. Ülkesinden kaçmış. Değerli bilgiler taşıdığını iddia ediyor. Adı Bernard. Ne gibi? Malumunuz önümüzde seçimler var. Türkiye ile ilgili uygulamaya konulacak bütün planları biliyor bu adam. İşin sıkıntılı tarafı bu adam. Karşı servislerin planlarını da ele geçirmiş. Bilgiler. Benimle buluşmak istedi. Bu bilgileri bana verebileceğini söyledi. Peki ne karşılığında? Bilmiyorum. Para, sığınma, yeni kimlik, yeni bir hayat, her şey olabilir. Ama bildiklerinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Buluşmamı ister misiniz? Buluş bakalım. Eğer dediğin gibi ise çok hayati bir adam. Muhakkak diğerleri de peşine düşmüştür. Önemli olan ava giderken av olmamaktır. Malum bu servisler oturur kalkar, şeytanlık düşünür. Çoğu zaman şeytanı bile hayrete düşürüyorlardır. En doğrularında bile bir eğrilik payı var mı diye tekrar tekrar süzgeçten geçirmek lazım. Eyvallah. Adam gerçekten gayrimemnunsa bilgileri bellerine inen kazma olur. Araştırmalarıma göre ülkesinden kaçtığı biliniyor. Ama burada olduğunu kimse bilmiyormuş. Peki bu görüşme ne zaman olacak? Hemen bugün. Bu adam 2 gün önce İngiltere'den Türkiye'ye gelmiş. Bu adamın yabancı dostlarımızı satacağını biliyorduk. Ama buraya geleceğini tahmin edemezdik. Neden burada peki? Dış güçlerin hem Türkiye hem de İslam ülkeleri üzerine planlarının hepsini biliyor bu adam.
Ve işin kötüsü Aslan Çınar'la buluşacağına dair de dedikodular var. Ne diyorsunuz? Peki bizimle ilgili bir şey var mı? Bilmiyorum. İşte o yüzden önemli. Ve geleceğimiz bu adamın elinde olabilir. O zaman Aslan Çınar'la buluşursam mahvolurum. Merak etmeyin. Buluşmayacak. İyi de nasıl? Orası sizi ilgilendirmez. Ben buluşmayacak diyorsam buluşmayacak. Yürü Şehnaz. Kaçıyorlar. Bulamaz. Sakın gitmelerine izin vermeyin. Hadi çabuk, çabuk. Bastun. Geliyorlar. Çabuk, çabuk, çabuk. Yürü, yürü. Nereye böyle kızlar? Gezmeye mi? Tek bir adım atarsan bu adamı vururum. Ya. Hadi vur. Ben de seni vururum. O zaman kurşunu beynine yersin. Bu adamlar da seni vurur güzellik. Ödeşmiş oluruz. Kitapsız sakin ol. Aslan. Sana güvenimiz sonsuz. Memleketteki gerilim her geçen gün artıyor. O adamdan öğreneceklerini öğren. Bu millet bu gerilimi hak etmiyor. Biz birbirimizle kavga ettikçe çakalların ağzının suyu akıyor efendim. Bu gidişe kökten bir çözüm bulamazsak korkarım ülke yangın yerine dönecek. Biz elimizden geleni yapalım. Yarın huzur-u ilahiye gittiğimizde bu adamlar her şeyimizi yakıp yıktı. Biz de sadece seyrettik dememek için gayret etmek lazım. Aklımızın erdiği, gücümüzün yettiği her şeyi yapmak gerekir. Ha, sonrası mı? Orası da tedbir bizden, takdir-i ilahi Allah'tan. Amenna. O ne derse o olur. Dualarınızı eksik etmeyin efendim. Bizim başka bir işimiz yok aslan. Dualarımız seninle ve vatan için her şeyini ortaya koyan sizin gibi yiğitlerle. Hadi Allah yardımcınız olsun. Cümlemizin. Thank you.
Efendim? Aslan benim, Türkan nasılsın? Seni alakadar etmez. Seninle konuşmam lazım. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Ama benim var. Ayşegül hakkında. Ayşegül mü? Söyle. Telefonda olmaz. Evime gelebilir misin? Yine neler geçiyor aklından Türkan? Bana güvenebilirsin. Sadece konuşacağız. Baş başa ikimiz. Gören de senden korkuyorum sanacak. Aslan, bu çok önemli. Tamam, uğrarım bir ara. Hemen gelmen lazım. Yoksa Ayşegül'ün başı çok büyük bir belaya girecek. Tamam. Tamam, geleceğim. Yine bir çapan ova var ama hadi hayırlısı bakalım. Amcacığım, Mandıra sokağı nasıl gidelim? Şimdi şöyle dümdüz git, ileriden sağa dön, görürsün. Eyvallah babacığım, sağ ol. Hadi yürüyelim. Aga, ben sana hiçbir şey demiyorum. Akif abi tek başına adamlara dalmış, sen gidip marketçiyle muhabbettesin. Bu sokak değil birader. Bak ya, umurunda değil adamın ya. Bu sokak birader. Akif, sakin ol. Anlaşalım. Adamı bırak, gitmene izin vereyim. Bu adamın senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum Neşet. Ne kadar önemliymiş. Allah kahretsin. Bizim için hiçbir şey çok önemli değildir Akif. Öldürün şunları. Gidin bakın şunlara, çabuk! Koşun lan!
kimseye bir şey olmadı değil mi? İyiyiz, iyiyiz. Hadi! Bir araç bulup gidelim hemen buradan, hadi. 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 Aslan! Benden hallederiz. Oo, tamamdır. Gideriz ne demek? İstediğin eğlence olsun. Nereye gitmek istersen söyle yeter. Hey birader! Birader baksana buraya. Hey! Hadi hemen gitmemiz lazım. Hadi çabuk. Abi ben çalışmıyorum bugün. Ne demek çalışmıyorum lan? Ne demek çalışmıyorum? Ne yapıyorsunuz ya? Hadi Akif hadi. Ver şu anahtarı ver. Psikopat mıdır nedir? Aslında normal bir insan. Ama bizimle takıla takıla böyle oldu. İdare et. Tamamdır abi atlattık. Adamın durumu nasıl? Gitmek üzere. Hemen bir hastaneye götürmemiz lazım. Yetişir mi? Abi fenalaşıyor. Akif hemen gir bir hastaneye. Yakınlarda hastane var mı ki? Abi gidiyor bu adam. Akif dur şurada. Gelen giden var mı? Yok abi geride kaldılar. Çek bu sonu. Birader ne biliyorsun anlat bize. Lütfen yardım edin bana. Bize ne bildiğini söyle. Kara kaplı. Sen misin? Ne demek bu? Lütfen konuş. Sakın açma seni, sakın! Ölme lan! Ölme! Çok geç abicim, sizlere ömür. Allah kahretsin, bir bu eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben ya, ne bileyim ben? Bu adamı alıp karargaha götürelim. Ne yapacağız ki, ceset bu? Bilmem. Ama bu adam kara kaplı defter dedikleri adamsa belki üstünde bir şeyler vardır, ne bileyim. Bakalım. Cepler tam takır, bir şey yok. Olsun, biz yine de götürelim. Ne olur ne olmaz. Derisinden bir şey öğrenemedik. Belki ölüsü işimize yarar. Aynen öyle abicim, yapacak bir şey yok. Efendim? Kim? Ayşegül mü? Evet, burada. Bir kadın seni istiyor. Efendim? Kızım, telefonunu aradım ama ulaşılamadı. Emniyetten aradım. Her yerden aradım ama bana bu numarayı verdiler. Anne ne oldu? Baban kapıda. Kapıyı kırmak üzere. Ne olursun çabuk gel. Vallahi bu sefer beni öldürecek. Tamam. Sakin ol, bir şey yapmayacak sana. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Lütfen çabuk ol, yalvarıyorum sana. Tamam, korkacak bir şey yok. Hemen çıkıyorum yola. Kapıyı kilitle, sakın açma. Ah. Hayırdır ya? Ne oluyor ya? Hemen gitmem lazım. Arabanın anahtarı üstünde mi? O kadın yine ne işler çeviriyor Ayşegül? Akif lütfen, sırası değil şimdi. Sakaryalı, Kelipçe'nin anahtarını ver bana. Tabii. Ah. Ayşegül. Ayşegül nereye? Ayşegül! Ayşegül. Ayşegül bak dinle beni. Ayşegül. Ayşegül. Ya niye dinlemiyorsun? Niye ya? Niye? Abi götürüyor muyuz şimdi bunu? Hı hı. Balta. Hadi bakalım. Aslan. Aslan.
Ne konuşacaksın benimle? Gel içeri. Gel işte. Kapıda mı konuşacağız böyle? Geç otur şöyle. Bir şey içer misin? İstemez. Ne diyeceğimi. Peki. Sakın sesinizi çıkarmayın. Hayırdır? Bu ne hal abi? Allah Allah. Birader kim bu? Bırak. Atı sıkı tut. Bırak bana, bırak Mefta, bırak. Bu kim oğlum? Abi, kara kaplı dedikleri adam bu işte. Ya bu ölmüş. Buraya niye getirdiniz? Morga götürseydiniz ya bunu. Yani Sebahattin abi, bizim o kadar kafamız çalışmıyor değil mi abi? Ya tamam, bırakın arkadaşlar. Bu adamda bir şey var ve bizim onu bulmamız lazım. Ne arıyoruz mesela abi? İşte onu bilmiyorum. Burada bir şey yok. Parmak izi, kan örneği, DNA için doku falan alalım bari. İyi fikir. Bir bağımlılığı var mı acaba diye bakıyorum da. Sibo. Baksana şu izi. Kesik gibi bir şey bu. Yok. Kesik değil abi. Kesik değil o. Ameliyat izi sanki birader. Baksana abi. Açmışlar, sonra da dikmişler. Beyler, hastane kayıtlarından baktırayım buna isterseniz. Vallahi mı? Vallahi diyorum abi ya. Kemal ararız abi, ne var ne yok anlatır mısın çocuk? Akif abi ne abi ya? Hayırdır Akif abi? Bir dakika. Gibi bir şey bu. Koluna platin milletini takmadılarsa bakacağız abi. Ya da bir şey saklamış olabilirler. Sakaryalı, bıçağını verir misin kardeşim? Yuh! Acı burada kesip içmeyeceksiniz değil mi adamı? Allah Allah, ver ya. Kesme falan yok oğlum. Derinin altında zaten. Abla! Abi ben böyle şeylere dayan. Lan! Ya gidin şu işleminizi bilgi işlem odasında yapın ya. Dağ gibi adamı yıktınız arkadaş ya. Balta! Lan! Neler? Bu balta da ayrı bir dengesiz ha. Ne diyeceğini, işim gücüm var benim. Ayşegül'ün yakasını bırakacağım. Ama senden bir isteğim var. Neymiş? Paraya ihtiyacım var. Öldürmeye kalktın olmadı. Şimdi de satılığa mı çıkarttın kızını? Nasıl bir kadınsın sen? Bana 1 milyon ver. Bir daha Ayşegül'ü arayıp sorma. 1 milyon mu? Nereden bulacağım o parayı ben? Devletin bütün imkanları senin elinde. İstersen hemen bulursun. Ben bugüne kadar yetimin hakkına yan gözle bakmamışım. Bu milletin alın terini, yetimin hakkını sana mı yedireceğim? Delirmişsin sen. Kardeş, hadi geçti lan kalk. Şşş. Balta, oğlum kalk, kebap ısmarlayacağım sana, kebap. Oğlum kolonyayı bitirdin lan. Ben daha fazla bakamayacağım. Balta. Sen bakma, yelle tamam. Yelle Mecit, yelle. Yelle oğlum, ne oldu yelle. Sebo, yok mu bir şey?
Balta. Budur abi. Bir şey mi buldun yoksa? Mikroçip. Bilgi saklamak için abi. Hemen tak bakalım şeva ne varmış. Hadi bismillah. İlker. Şeyler. Leyla bacı gel. Hadi kaldıralım tamam şunu. Mecit sen onu bir tuvalete götür. 50 yüzünü yıkasın. Hadi gel gel. Demek teklifimi kabul etmiyorsun. Bir kuruşun boğazından geçsin istemem. Sen bilirsin. Ben bilirim tabii. Zaten defterinizi dürmek üzereyim. O zaman Ayşegül görecek gerçek yüzünü. Ha bugün, ha yarın görecek ama görecek. Merak ediyorum. Ayşegül'ün göreceğine inandığın yüzümü sen niye görmüyorsun acaba? Ben vereyim mi cevabını? Çünkü söz konusu sevdiklerin olunca sen kör bir budalaya dönüşüyorsun aslan. O yüzden de Ayşegül'ün ne düşündüğünü asla anlayamayacaksın. O da sana asla inanmayacak.